Ya abi var ya, sen var ya çok tehlikelisin ya. Bundan hatırlıyor musun bak? 10 sene önce sana E30 almaya giderken gene böyle yürüyerek gidiyorduk. Sırada ne var? Şimdi Tokat'a gidiyoruz. F30 geliyor, F30. Helal. Arkadaşlar, herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video gelmiyordu. Halı oğlum benim bu arada. Abim olur kendileri. Abim dedi ki gel dedi seninle bir Tokat'a gezmeye gidelim. Ama dedi sürpriz var sonunda. Ne var abi dedim. Gidince göreceğiz bakalım. Abi sürprizimiz ne? Söyleyebilir misin arkadaşlara? F30. Evet. 3.16'yı M-Sport'a. Abim biraz utangaçtır. Onun kusuruna bakmayın şimdiden. Evet, şimdi biletlerimizi almaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, biletlerimizi aldık şimdi. Otobüse doğru bineceğiz. Şimdi görüyorsunuz burada Topçam. Tokat'a gidiyoruz. Hadi bakalım o zaman. Yolculuk başlasın mı? Özgür çocuk. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz sürüyor. Topçam seyahatler Tokat'a doğru. Bir çay molası verdik. Şoförümüz çay molası verdi. Birer çorba da içtik abimle. Abicim kesene bereket. Bir çay içelim arkadaşlar. Yol bitmiyor. 16-17 saat yol. Saat 6'da çıktık. Şu anda kaç abi saat? 1'e çeyrek var arkadaşlar. 1'de galiba yola çekeceğiz tekrar. Tokat'a gidiyoruz. Arkadaşlar otobüsümüz de bu. Otobüs güzel bu arada ya. En arka koltukta oturuyoruz ama internet var, televizyon var. Her şey var yani. Wi-Fi şifresini de öğrendik. 10 numara gidiyoruz yani. Bakalım şimdi Polatlı'ya galiba bir 30-40 kilometremiz kaldı. Nasrettin Hoca tesislerindeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz arabamız da bu. Vallahi Temsa Safir ya, 10 numara araba gidiyor. Yolda yani hiç ses yapmadan. Şu arka koltuğun orada oturuyoruz ama güzel. Her şeyi var. Topçam seyahate buradan da teşekkürler. Mola bitti şimdi. Polatlı'dan şimdi yola çıkacağız. Galiba bir Polatlı 30-40 kilometremiz kaldı. Oradan Ankara, Ankara'dan da Tokat'a gidiyoruz arkadaşlar. Abime F30 almaya. Başa belasın kardeşim. Fark etmez. İyi yere gidiyoruz. Eyvallah abi, cansın. Hadi abi otobüse binelim artık ya. Bin bakayım. Ya. Artık otobüsün içinde çekim yok. Ve o büyük an geldi. F30 bize hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar, F30'u aldık sonunda. 60AC380. Vallahi makine burada. Satışını da aldık. Artık İzmir'e yolculuk başlasın. 14 saat yolumuz var. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Bu güzellik için çekilir. Evet arkadaşlar, Tokat'a gelme sebebimiz bu arkadaştı. Evet, satışını da aldık şimdi. Birazdan yola çıkacağız. Arabamız 2012 model BMW 3.16'yı F30 Luxury. Şuradan da görebilirsiniz hatta. Komple embody kit var arabada. Ondan sonra başka 18 M jantlar var. Bridgestone Potenza lastik var arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. 205-40-18 arkalar. Arkada stop çerçevesi var. Araba çok güzel. Orijinal bir araba zaten. Hani daha önceden de baktırdık. Aybah üstünde yayları var. Orijinal yaylarını da verdi bize sağ olsun sahibi. Ondan sonra böyle kullanma kılavuzları var. Her şeyi, yani aklınıza gelebilecek her şeyi burada arkadaşlar. Yani emniyet kemerlerinin tokalarına kadar bakın. Hepsi burada yani. Bakın kullanma kılavuzları, servis kitapçıkları. Araba gayet güzel, orijinal bir araba. Dediğim gibi 2012 model Luxury paketi. Ancak komple body kit yapılmış. M'e çevrilmiş araba. Şöyle şu aynaları çok beğeniyordum ya. Vallahi. Bakın. Bütün kodlamaları vesaire de yapılmış arabanın. Hani mesela bakın. Şimdi mesela şey yandı. Buradan açtığınızda arkadaşlar Amerikan parkları, böyle patlayan ledleri vesaire arkadaşlar hepsi yanıyor gördüğünüz gibi. Önde böyle M logosu var. Şu kaputun orayı da boyamışlar. Çok güzel olmuş. Bakın arkadaşlar, kırmızı detayları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir göstereyim. Arabanın şimdi içine geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar, bu araba Luxury olduğundan sadece ne yok arkadaşlar? Benim gözümde eksik olarak hız sabitleyici ve aynanır katlama yok. Ama onun haricinde gayet dolu bir araba. Şöyle bakın, hatta size çalıştırayım arabayı. Aman telif yemeyelim.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamız böyle. Ben gayet yani çok beğendim arabayı. Şöyle ekranı var. Dijital kliması var burada. Zaten buradan hepsi görünüyor, tuşlu vesaire olduğundan. Ve olmazsa olmaz BMW'de sunroof arkadaşlar. Her zaman bu sunroof olacak. Ve bu sunroof böyle yarım kalkacak. Böyle direksiyonla logo da yapmışlar. M logosu. Arkada da var aynı detaydan. İçi de çok güzel bir krem deri döşeme kombinasyonu ile birlikte. Arabanın dışı da beyaz. Çok güzel bir kombinasyon olmuş bence araba. Şöyle hatta biraz direksiyonu da aşağı indirelim ki yolda daha güzel durur. Heh, şöyle tutayım ben aşağıda. Direksiyon da hafif aşağı indi. Otomatik vites araba. Burada işte komple işte teybin hepsinin ayarları gözüküyor. Buradan istediğiniz gibi vites attırabiliyorsunuz. Şöyle şuraya bastığınızda P'yi alıyor. Buraya bastığınızda şöyle basayım. Şöyle bastığınızda D'yi alıyor. Bu tarafı yaptığınızda düz vitese de alınabiliyor. Şuradan arkadaşlar modları var. Modlarını göstereyim. Şöyle göstereyim. Sport. Eco Pro var. Comfort var. Sport ve Sport Artı var. Sport Artı da ne oluyor arkadaşlar? DSC kapanıyor. Ve arabanın gördüğünüz gibi hani yan... ne demişler? Benzini Shell'den. Arabayı da BMW'den alacaksın demişler. Benzinimizi aldık. İzmir'e yolculuk başlasın. Herkese merhaba tekrardan. Tokat'tan çıktık yola. İzmir'e doğru gidiyoruz. Abimle. Abi merhaba. Merhaba. Evet. Arabamız gerçekten yakıt olarak efsane bir yakıyor. Yani beni çok şaşırttı şu durumda. Gördüğünüz gibi arabamız da böyle. Bu şekilde. Ankara'ya bir 170 kilometremiz kaldı. İzmir'e de arkadaşlar bir 750 kilometremiz kaldı. Şöyle göstereyim arabayı. İçinden de göstereyim. Bu şekilde arabamız. Yolda da zaten videolarını, gerekli videolarını çekeceğim. Sana böyle gelsem ne yapabilirsin ki? F30 musun be? Sever misiniz? Evet arkadaşlar, biz Tokat'tan geldik. Maalesef ki gece inanılmaz derecede çok yorgunduk. Saat 1.30'da oradan yola çıktık. İzmir'e vardığımızda saat 2'ydi arkadaşlar. Ortalama 986 kilometre yol geldik. Gerçekten hani çok yorgun, inanılmaz derecede. Arabayı zaten çoğu zaman ben kullandım 400 kilometre kadar. Abimi aldık bu arada, hani haberiniz olsun, bana almadık yani. İnşallah nasip ederse Rabbim bize de alırız. Ben de şimdi Astra ile Şahin var biliyorsunuz ki. Uzun zamandır da video gelmiyordu. Biliyorsunuz ki evlendim. Beni Instagram'dan veya Facebook'tan takip edenler bilir arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın ama bundan sonra çok güzel videolarımız gelecek. Evet, F30'un genel şeyi nedir arkadaşlar? F30 güzel bir araba. Çok tutulan bir model. 3 serisi zaten hani. BMW'nin çok güzel bir modeli. 3.16i'sini aldık. Luxury paket. Bence iki eksiği var arabanın. Bir katlanır aynı. Gerçi çok önemli bir şey değil ama ikincisi de hız sabitleyicisi. Araştırdığım kadarıyla sonradan hız sabitleyicisi yapılabilenler varmış. Ortalama o da 1000-1200 lira civarına patlıyormuş. İşte direksiyondaki o görmüşsünüzdür limitleme şeyinin olduğu yer var. Oraya üstüne altına düğme takılıyor. O kumanda paneli değişiyor. Ve ayarlardan da açabiliyor musunuz arkadaşlar? Ama arabada gerçekten çok dolu. Nasıl bir dolu araba? M paket var üstünde, komple body kit'i. M jantı var. Her şey var. Ve yakıtı da inanılmaz derecede beni çok şaşırttı. 3.16 işte çok göker. İşte öyle olur böyle olur dediler. Peugeot'un THP motoru varmış arkadaşlar bunda. RCZ'lerde bu işte 207'lerde falan kullanılan motor varmış. Turbolu bir motor. Olduğundan dolayı arkadaşlar uzun yolda ben size söyleyeceğim ve inanamayacaksınız. 5.4 litre yaktı. İnanabiliyor musunuz? 5.4 litre ya. Bu da ortalama kaç kuruşa gelir işte? 35-40 kuruş civarı falan yapar. O zaman bu araba şehir içinde de ortalama 7-7.5 gibi yakar gibine geliyor. Çünkü şehir içinde dur kalklar vesaire olduğundan dolayı. Bu da işte o da kaç para yapar? 50-60 kuruş. Bence benzinli bir araba için çok güzel. Yani arabanın şeyine baktığımızda 136 beygir zaten. Ortalama 200-210 Nm torku olması lazım. Bence yani bu yakıt çok iyi. Zaten arabanın kilosu da var biliyorsunuz. 1600-1700 kilo bir araba olduğundan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle araba alım videoları çok gelecek arkadaşlar bundan sonra. Artık işim de değişti. İşim ne oldu bu arada? Eskiden düğün salonundaydım. Bizim organizasyon firması vardı. Organizasyon firmasına geçtim artık. Evlenince tabii artık eve hani geç gidilmiyor bu yüzden. Ne diyoruz o zaman?
Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bu arada çok yakında çok güzel projeler geliyor. Hadi Allah'a emanet.